Merhaba sevgili seyirciler. Gerçeği Arayış programına hoş geldiniz. Sizlerle birlikte konumuzu araştırma ve inceleme devam edeceğiz. Ve sizlerle birlikte konuşacağımız ve bana destek olacağım konuğum Tamer Bey'e de hoş geldiniz diyoruz. Merhabalar. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, sizlerle bugün araştıracağımız konu şuydu. Cennetin yasası. Bu konuda daha önce konularımızda baktığımız zaman Daniel peygamberimiz çok eski zamanlarda Allah onun vasıtasıyla bizlere gelecekte ne olacağını anlatmıştır. Sadece ona değil başka peygamberlere de bunları vermiştir. Fakat bugünler bizler bunu araştırdığım zaman onun sözlerine ve tarihe baktığım zaman görmüş oluyoruz ki birçok şeyler artık hayatımızda gerçekleşmiş ve onlara dayanarak sizler anlamış oluyoruz ki Allah'ın bütün sözlerine verdiyse bunlar hakikaten oldu ve Allah'ın sözü her zaman gerçektir ve değişmezdir. Siz de biliyorsunuz Tamer Bey, önceki programımızda şunları görmüştük. Daniel'in 7. bölümde gördüğümüz hayvanlardan bahsediyordu ve Daniel'in 7. bölüm çok özel ve o diğer bölümlerden farklı bir bölümdür ve bizler araştırdığımız zaman o bölüme baktığımız zaman karşımıza bazı gizli anahtar gibi kilitlenmiş bilgiler veriliyor. O bilgiler Allah'ın kitabında arayıp buluyoruz o küçük anahtarla o kilitleri açmak için, öyle değil mi? Tabii. Orada neler biz görmüştük? İşte hayvanlar denizin ortasından çıkan 4 tane hayvandır ve o hayvanlardan sonra farklı bir durum ortaya çıkıyor. Boynuzlar 10 boynuzun içinden bir boynuz çıkıyor ve o boynuzun ne olduğunu bu programda görmüş olacağız. Aslında daha önceki programda da hatırlıyorsunuz Daniel peygamberi onun kitabında 2. bölümde de bir heykel vardı. Evet. Nebukadnezar bir rüya görmüştü, bir görüm gördü ve o görümde de bir heykel gördü rüyasında ve unuttu. Evet. Ve ayrıca ne emretti, bu rüyamı bana lütfen anlatın, açıklayın ne anlama geldiğini, çünkü kendisi çok çok etkilenmişti. Evet. Orada da o heykeldeki farklı farklı bölümler, altın başı, sonra göğüsler hangi metaldendi biliyorsunuz. Evet. Gümüşten, sonra biliyoruz ki tunçtan, evet, olan bir kısmı vardı. Ayakları da demirdendi ve en altı da kilden ve kısmi kil, kısmi demirden de, evet, ayakları alt kısmı vardı. Ve bunları tarihi açısından bakarsak bir nevi Nebukadnezar krala Yüce Allah gelecekte olacak egemenlikleri, hükümdarlıklarını o anı anlatmıştı. Bir, genel anlamda tabii kurtuluş planını sonuçta Mesih'in bakış açısıyla, yani biz Mesih'i burada da görmemiz gerekiyor. Mesih'in doğduğu, büyüdüğü topraklarda neler olup biteceğini görüyoruz. Evet. Değil mi? Dolayısıyla Daniel 2. bölüm ve Daniel 7. bölüm aslında birbirinin kısmen bir tekrarlama var. Kısmen, evet, bir tekrarlama var. Bunlarda da bu imparatorlukları da görebiliyoruz. Ayrıca de merak eden seyircilerimiz olabilir. Kutsal Kitabın son bölümünde, vahiy bölümü, dünyanın sonuyla ilgili bölümünde gene aynı tekrarlar görebiliyoruz. Gene Yohanna, bu kez Yohanna'ya, İsa Mesih'in en genç öğrencisinin Yohanna'ya Yüce Allah gelecekle ilgili olayları onu anlatıyor. Onları anlatırken tabii ki şeyi de gösteriyor. Ayrıca eskiye dayanan o tarihi krallıklarını ve ileride olacak krallıklarını onu anlatmış oluyor. Evet, dediğiniz gibi çok doğru. Allah ilk 2. bölümde farklı bir yönünü gösterdiği zaman, değerini gösterdiği zaman, diyelim ki öyle bir kriteri açıkladığımız zaman, o kralların, o yöneticilerin, o durumda o güçlerin
7. bölümde diyelim ki aynı sınıfı anlatıyor ama bu bölümde artık onların gücü ne kadar güçlü olduklarını gösteriyor. Ve evet. Her seferinde Allah biraz daha fazla açık, daha detaylı, daha ince girmiş oluyor. O kadar minnettarız, o kadar mutluyuz evet. ki Allah'ımıza bizim önümüzü kapalı bir yere götürmüyor. Önümüzü açık bırakıyor ve gideceğimiz yolu görmüş oluyoruz. Ve nereye nasıl karar alacağımızı hayatta çok önemlidir ve şükürler olsun Rabbimize. Peki. Kutsal kitabın Yeni Ahit'te birçok mektubu yazan biliyoruz ki Elçi Pavlus. Evet. Ayrıca Elçi Pavlus'la birlikte biliyoruz ki İsa Mesih'in öğrencilerinden birisi ve İncil'i yazanlardan birisi de biliyoruz ki Pavlus'la birlikte yolculuk etti. Evet. Ve elçiler işlerini de kendisi bir şeyler yazdı. Evet. Onu bize okuyabilir Tabii misiniz? Tabii ki. 20. bölümde elçilerin işleri dediğiniz gibi 30. ve 30. bölümde şu sözlerle karşılaşıyoruz. Doktor Luka yazdı bunları. Evet. Kendisi ayrıca Luka İncil'i yazdı ve elçi Pavlus'la birlikte, Resul Pavlus'la birlikte Doktor Luka birlikte seyahat ettiler. Evet. Ondan dolayı o birebir elçi Pavlus'un yaptıklarını gördü ve bunları görüp yazdı. Evet. Hatta öğrencileri kendi peşlerinden sürüklemek için sizin aranızda daha sapık sözler söyleyen kişiler olacak diyor. Bunun için uyanık durun diyor. 3 yıl boyunca aralıksız gece gündüz demeden gözyaşı dökerek her birinizi nasıl uyardığımı hatırlayın. Burada İsa Mesih'in sözlerinde görüyoruz ki Allah bizi İsa Mesih uyarıyor. Siz bilgiyi Tabii. bileceksiniz, bilgi elinizde olacak. Fakat arazınızda farklı düşüncelerle gelmiş olacak insanlar. Ve ne zaman söylendi bu sözler yaklaşık olarak? Yani şimdi bir kere İsa kim yazdı? Doktor Luka yazdı. Luka'da, evet. Doktor Luka biliyoruz ki ne yazdı? Luka İncil'ini yazdı ve elçiler işlerini yazdı. Evet. Ve 62. yılında tahminen. Evet. Milattan sonra 62. yılında 62-63. Ve o da yaklaşık İsa'nın ölümünden sonra 30 küsur yıl. 30'a yakın. Yani tam 30 yok ama 30'a yakın. Dolayısıyla o zaman böyle bir tehlike vardı. O zaman bile böyle bir tehlike vardı. Ve ayrıca da görüyoruz ki elçiler örnek veriyorum Vahiy kitabında, Yohanan'ın yazdığı Vahiy kitabında da evet. şöyle yazıyor. Efeslere uyarı. Bakın, evet. Bir değerlendirme aslında. Ne diyor Efeslerde? Ben okumak istiyorum. Lütfen. Vahiy kitabında orada ikinci bölümde. Rab yaptıklarını biliyor diyor. Evet. Çalışkanlığını, sabrını biliyor. Kötü kişilere katlanmadığını da biliyor. Evet. Yani bu Yüce Allah'ın Efes'teki topluluğa, imanlı Mesih öğrencilerine olan bir değerlendirme. Evet. Kötü kişilere katlanmadığını biliyor. Elçi olarak kendilerini tanıtanlar Efes Kilisesi tarafından denenmişler. Sabırlı, acılara dayandın ve yılmadın diyor. Evet. Nikolas yanlıların yaptıklarından da nefret ediyorsun. Başlangıçtaki sevgisinden de uzaklaştın diyor. Yani görüyoruz ki o dönemde Efes'tekileri farklı örtüşlere sahip olan Nikolaslar varmış. Tam ne olduğunu ben şu an söyleyemeyeceğim. Ama yalancı veya farklı örtüşler sunan birinci asırda yani gerçeği birazcık değişik şekilde gelip insanlara yorumlayan Nikolaslara yaptıklarına nefret ediyorsun diyor. Bunu da bir iyi bir şey söylüyor evet. aslında İsa Mesih bu vahiy kitabıyla. Çünkü bu vahiy biliyoruz ki direkt İsa Mesih'in açıklaması. Evet. İsa Mesih'in vahiy. Nefret etmek demektir. Onları
okşayarak aramıza kabul etmemek. Yani ben o düşünceleri, onun düşünceleri görüp Allah'ın sözünde deneyip kendisini de sınayıp o gerçeği söylemediğini anlıyorum ve bunları bu şekilde arkadaşlarıma da söylüyorum ki arkadaşlar yanlış söylüyor. Bakın kutsal kitap böyle evet. yazmıyor, böyle söylemiyor. Elçiler de söylüyorlardı arada. İsa Mesih bize böyle öğretişlerle gelmedi. Ve burada görüyoruz ki ilk başlarda o dönemde elçiler, insan ilgilen topluma katılanlar gerçeği tutmak istiyorlardı. Tabii. Yani tertemiz akpak halinde götürmek istiyorlardı o bayrağı. Ama şeytan hala günümüzde de bugüne kadar o zamanlardan başladı atak yapmaya, savaşı tabii, götürmeye, tabii. gerçeği değiştirmeye. Tabii. Evet. Ve ayrıca de İsa Mesih devam ediyor. Gene Efes'teki imanlı topluluğuna da şöyle diyor. Bunun için nereden düştüğünü anımsa diyor. Yani bir nevi onlarda bir düşüş gördüğünü görüyor ve diyor nereden düştüğünü anımsa, tövbe et ve başlangıçta yaptıklarını sürdür diyor. Yeni başlangıçta yaptıklarını geri dön diyor. Evet. Yani dolayısıyla biz o zaman eğer İsa Mesih'in sözlerini doğru anlamamız gerekiyorsa 1. asırda İsa Mesih'in öğretişlerini okumamız lazım. Evet. Bize kriter o olması lazım. Tabii ki herkesin dini açısından, topluluk açısından farklı farklı kültürleri olabilir. Evet. Biz buna karşı çıkmıyoruz. Sadece kutsal kitabın başlangıçtaki öğretişlere dönmemiz gerektiğini, oradan okumamız lazım. O prizmadan kültürümüzü, hayatımızı yorumlayabileceğimizi düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla tövbe diyor ve ayrıca de cesaretlendirme sözleri evet. de var. İsa Mesih ne diyor? Galip gelene diyor, Tanrı'nın cennetinde bulunan yaşam ağacında yemek hakkını vereceğim. Yani galip gelene cennette yaşayacak. Ödülsüz bırakmayacağım diyor. Evet, yaşam ağacından yemek yiyecek diyor. Dolayısıyla demek ki elçiler işlerini Doktor Lukas'ın yazdığı kitabını okuduğumuzda anlıyoruz ki tehlike var, daima tehlike var. 1. asırda da vardı ve daha sonraki 2., 3., 4., 5. günümüze kadar bu tehlike daima var. Evet. Ondan dolayı ne yapmamız lazım? İsa Mesih'in yönlendirmesi nedir? Tövbe et diyor. Tövbe et, başlangıçtaki işlerine, yaptıklarına geri dön diyor. Evet. Onları da kutsal kitaptan öğrenebiliriz değil mi? İsa Mesih'in bazılarından öğrenebiliriz. Başlangıçta İsa Mesih bize neler öğretti? Evet, çok doğru söylediniz. Şimdi biz hatırlarsanız 10 önceki programlarda 10 boynuzdan bahsetmiştik. Evet. Orada bir küçük boynuz arasında çıkmıştı. Peki o boynuzun hareketi neydi? Evet. Bir bakalım ne söylüyor kutsal kitap. Kitabından okuyalım. Kendisine ne söyledi Yüce Allah? 7. bölüm 25. ayette. Yüceler yücesini kötüleyen sözler söyleyecek. Onun kutsallarına baskı yapacak. Belirlenen zamanları, yasaları değiştirmeye amaçlayacak. Kutsallar bir vakitlere, yarım vakte kadar eline teslim edilecekler. Evet, burada çok önemli uyarıcı sözler var değil mi? Evet, evet. Evet sevgili seyirciler, nedir bir uyarı bizim için? Bunu kısa bir aradan sizlerle birlikte görmüş olacağız. Bizimle kalın.